bir meclisi misalide şeriatla medeniyeti hazıra dehay-ı fenni hüday-ı şer'i ile müvazeneleri. Mütareke başında bir cuma gecesinde bir rüyayı sadıkta misali aleminde bir meclis-i azimde benden sual ettiler. Mağlubiyet sonunda İslam'ın aleminde ne hal peyda olacak? Asr-ı hazır mebusu sıfatı ile söyledim. Onlar da dinlediler. Eski zamandan beri İstiklal-i İslam'ın bekası hem Kelimetullah'ın ilası için farz-ı kifayi cihadı o lazime-i diyanet deruhte ile kendini yek vücud-u vahdani İslam'ın alemine fedaya vazifedar hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet. Şu milleti İslami felaketi mazisi getirecek de elbet İslam'ın alemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibet. İstikbalde telafi, üçü veren, üç yüzü kazandıran, etmiyor elbette hiç hasaret. Halini istikbale tebdil eder zi himmet. Zira ki şu musibet, hayatımız mayesi olan şefkat, uhuvvet. Tesanüdü İslam'ı harikulade etti inkişaf-ı uhuvvet. Tesri-i ihtizazı, tahrib-i medeniyet. Deniyeti hazıra sureti değişecek. Sistemi bozulacak, zuhur edecek o vakit. İslami medeniyet. Müslüman, bir ihtiyar elbet. Evvel girecek. Müvazene istersen şer'in medeniyeti, şimdiki medeniyet. Esaslara dikkat et, asarlara nazar et. Şimdiki medeniyet esasatı menfidir. Menfi olan beş esas ona temel hem kıymet. Onlarla çarh kurulur. İşte noktayı istinad. Hakka bedel kuvvettir. Kuvvet ise şe'nidir, tecavüz ve tearuz. Bundan çıkar hıyanet. Hedefi kastı fazilet bedeline hasiz bir menfaattır. Menfaatın şe'nidir tezahüm ve tahassüm. Bundan çıkar cinayet. Hayattaki kanunu teavün bedeline bir düsturu cidaldır. Cidalin şe'ni budur. Tenazü ve tedafü. Bundan çıkar sefalet. Akvamların beyninde rabıtayı esası ahirin zararına müntebih unsuriyet. Başkaları yutmakla beslenir, alır kuvvet. Milliyet-i menfiye, unsuriyet-i milliyet. Şe'ni olur daima böyle müthiş tesadüm. Böyle feci telatum. Bundan çıkar helaket. Beşincisi şudur ki, cazibedar hizmeti, heva, hevesi teşci, teshili hevesatı,
arzuları da tatmin, bundan çıkar sefahet. O heva hem heves, şe'ni budur daima. İnsanı memsuh eder, sireti değiştirir. Manevi mesh ediyor, değişir insaniyet. Şu medenilerden çoğu, eğer içi dışına çevirirsen, görürsün başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır. Sireti olur suret. Gelir hayal karşına, postlarıyla tüyleri. İşte şununla görünür meydandaki asarı. Zemindeki mevazin mizanıdır şeriat. Şeriattaki rahmet semai Kur'an'dandır. Medeniyeti Kur'an esasları müsbettir. Beş müsbet esas üzere döner çarkı saadet. Noktayı istinadı, kuvvete bedel haktır. Hakkın daim şe'nidir adalet ve tevazün. Bundan çıkar selamet, zail olur şekavet. Hedefinde menfaat, yerine fazilettir. Faziletin şe'nidir muhabbet ve tecazüp. Bundan çıkar saadet, zahil olur adavet. Hayattaki düsturu cidal, kıtal yerine düsturu teavündür. O düsturun şe'nidir ittiha ve tesanüt, hayatlanır cemaat. Sureti hizmetinde heva, heves yerine hüdayı hidayettir. O hüdanın şe'nidir. İnsana layık tarzda terakki ve refahet. Ruha lazım surette tenevvür ve tekamül. Kitlelerin içinde cihetül vahdeti de tard eder unsuriyet, hem de menfi milliyet. Hem onların yerine rabıtayı dinidir, nisbeti vatanidir, alakayı sınıfidir, uhuvveti imani. Şu rabıta şe'nidir, samimi bir uhuvvet, umumi bir selamet. Hariç etse tecavüz, o da eder tedafü. İşte şimdi anladım, sırrı nedir ki küsmüş, almadı medeniyet. Şimdiye kadar İslamlar ihtiyar ile girmemiş şu medeniyeti hazıra. Onlara yaramamış, hem de onlara vurmuş müthiş kaydı esaret. Belki nev-i beşere tiryak iken zehir olmuş. %80'ini atmış meşakkat ve şekavet. %10'u çıkarmış müzahref bir saadet. Diğer 10'u bırakmış beyne beyne bir rahat. Zalim ekallin olmuş gelen rıf-i ticaret. Lakin saadet odur, külle ola saadet. La ekal, ekseriyete olsa medar necat, nev-i beşere rahmet, nazil olan şu Kur'an, ancak kabul ediyor bir tarz-ı medeniyet. Umuma, ya eksere verirse bir saadet, şimdiki tarz-ı hazır, heves serbest olmuştur. Hevada hür olmuştur. Hayvani bir hürriyet. Heves tahakküm eder. Hevada müstebittir. Gayr-ı zaruri hacat, havaici zaruri hükmüne geçirmiştir. İzale etti rahat. Bedavette bir adam,
dört şeye muhtaç iken medeniyet 100 şeye muhtaç fakir etmiştir. Sa'yı helal masrafa etmemiştir kifayet. Onda hile harama beşeri sevk etmiştir. Ahlakın esasını şu noktadan bozmuştur. Cemaate hem nev'e vermiştir servet, haşmet. Ferdi, şahısı ahlaksız hem fakir eylemiştir. Bunun şahidi çoktur. Kur'an-ı Ula'daki mecmu-u vahşet, cinayet hem gadr ve hem hıyanet. Şu medeniyeti habise tek bir defada kustu. Midesi de bulanır. Alemi İslam'daki istinkaf-ı manidar hem de bir cayı dikkat. Kabulde muzdariptir. Soğuk da davranmıştır. Evet, şeriat-ı garrada olan nur-u ilahi hassa-yı mümtazıdır. İstina, istiklaliyet. O hassadır, bırakmaz ki o nur-u hidayet. Şu medeniyet ruhu olan Roma dehası ona tahakküm etsin. Onda olan hidayet. Bundaki felsefe ile mezc olmaz, hem aşılanmaz hem de tabi olamaz. İslamiyet ruhunda şefkat, izzeti iman, beslediği şeriat, Kur'an-ı Mu'cizul Beyan, tutmuş yedi beyzada hakaiki şeriat. O yemini beyzada birer asay-ı Musa'dır. Sehhar-ı medeniyet istikbalde edecek ona secde-i hayret. Şimdi buna dikkat et. Eski Roma, Yunan'ın iki dehası vardı. Bir asıldan tevemdi, biri hayal aluttu, biri madde perestti. Su içinde yağ gibi imtizaç olamadı, mürûr-u zaman istedi, medeniyet çabaladı, Hristiyanlık da çalıştı, temzicine muvaffak hiçbiri de olmadı. Her biri istiklalini fil cümle hıfz eyledi. Hatta el an adeta o iki ruh şimdi de cesetleri değişmiş. Alman, Fransız oldu. Güya bir nevi tenasüp başlarında geçmişti. Ey biraderi misali, zaman böyle gösterdi. O ikiz iki deha öküz gibi reddetti. Temzicin esbabını. Şimdi de barışmadı. Madem onlar tevemdi, kardeş ve arkadaştı, terakkide yoldaştı. Biri biri ile dövüştü. Hiç de barışmadılar. Nasıl olur ki? Aslı hem madeni, matlağı başka çeşit olmuştu. Kur'an'da olan nuru, şeriat hidayeti. Şu medeniyetin ruhu olan Roma dehası, biri biri ile barışı hem mevzu ittihadı. O deha ile bu hüda menşeleri ayrıdır. Hüda semadan indi. Deha zeminden çıktı. Hüda kalpte işliyor. Dimağı da işletir. Deha dimağı da işler. Kalbi de karıştırır. İstidraç ve kerameti bir manada mukayese ediyor. Üstad Hazretleri. Hüda kalpte işliyor, dimağı da işletir. Deha dimağda işler, kalbi de karıştırır. Hüda ruhu eder tenvir, daneleri sümbüllettirir. Karanlıklı tabiat onunla ışıklanır. İstidad-ı kemali
birdenbire yol alır. Nefs-i cismani yapar hizmetkar-ı emirber. Melek sima ediyor insan-ı himmetperver. Deha ise evvela nefs-i cisme bakıyor, tabiata giriyor, nefsi tarla ediyor. İstidad-ı nefsani neşv-ü nema buluyor. Ruhu eder hizmetkar, daneleri kuruyor. Şeytanın simasını beşerde gösteriyor. Hüda, hayateyne saadet veriyor. Dareyne ziya neşir ediyor. İnsanı yükseltiyor. Deccal misal, deha-i aver, bir dar ile bir hayatı anlar. Madde perest olur ve dünya perver. İnsanı yapar birer canavar. Evet, deha sağır tabiata tapar. Kör kuvvete ferman ver. Fakat hüda şuurlu sanatı tanır. Hikmetli kudrete bakar. Deha zemine küfran perdesi çeker. Hüda şükran nurunu serper. Bu sırdandır deha amay-ı asam. Hüda semi-i basir. Ne kadar mükemmel değil mi? Sözlere bak. Dehanın nazarında zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir. Minnetsiz gasp ve sirkat tabiattan koparmak canavarca his verir. 10. sözde geçen mesail-i imaniye. Hüdanın nazarında zeminin sinesinde kainatın yüzünde serpilmiş olan niyam rahmetin semeratı. Her nimetin altında bir yedi muhsin görür, şükran ile öptürür. Bunu da inkar etmem. Medeniyette vardır mehasini kesire, lakin onlar değildir ne nasraniyet malı, ne Avrupa icadı, ne şu asrın sanatı. Belki umum malıdır. Telahuku efkardan, semavi şeraiden, hem hacat-ı fıtriden, hususan şer'i ahmedi. İslami inkılaptan neş'et eden bir maldır. Kimse temellük etmez. Misaliler meclisi, o meclisin reisi tekrar sordu, hem dedi, musibet olur her dem hıyanet neticesi, mükafatın sebebi. Ey şu asrın adamı, kader bir sille vurdu, kazaya da çarptırdı. Hangi efalinizle kazaya hem kadere şöyle fetva verdiniz ki, kazayı ilahi musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı. Hatay ekseriyet olur. Sebep daima musibeti âmmeye. Dedim, beşerin dalaleti fikrisi nemrudane inadı. Firavunane gururu şişti şişti zeminde, yetişti semavata. Hem de dokundu hassas sırrı hilkate, semavattan indirdi tufan, taun misali. Şu harbin zelzelesi gavura yapıştırdı semavi bir silleyi. Demek ki şu musibet bütün beşer musibetiydi. Nev'en umuma şamil bir müşterek sebebi, maddiyunluktan gelen dalaleti fikri idi. Hürriyeti hayvani, hevanın istibdadı. Hissemizin sebebi, erkan-ı İslami'de ihmal ve terkimizdi. Bize neden dokundu bu alçak musibet? Nedeni neydi? Hissemizin sebebi, erkan-ı İslami'de ihmal ve terkimizdi. Zira Halık Teala
24 saatten 1 saati istedi. 5 vakit namaz için yalnız o saati. Bizden yine bizim için emretti hem istedi. Tembellikle terk ettik. Gafletle ihmal oldu. Şöyle de ceza gördük. 5 senede 24 saatte daima talim ve meşakkatle, tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdı. Savaşta, harpte. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık, kefareten 5 sene cebren oruç tuttu. Kendi verdiği maldan, 40'ından ya 10'undan biri zekat istedi. Buhl ile hem zulmettik, haramı karıştırdı. İhtiyar ile vermedikti. O da bizden aldırdı müterakim zekatı. Haramdan da kurtardı. Amel cinsi cezadır, ceza cinsi ameldir. Salih amel ikiydi. Bir müsbet ve ihtiyari, biri menfi, ızdırari. Bütün alam ve mesaib amali salihadır. Lakin menfidir, ızdırari. Hadis teselli verdi. Bu milleti günahkar kanıyla abdest aldı. Fiili bir tevbe etti. Mükafat-ı acili, şu milletin humsu 4 milyonu çıkardı. Derece-i velayet, mertebe-i şehadet ile gazilik verdi, günahı sildi. Bu meclis-i misali bu sözü tahsil etti. Ben de birden uyandım, belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır. Rüya bir nevi yakazadır. Orada asrın vekili, burada Said-i Nursi, Said-i Kürdi.